Çevreye baktığımızda normalleştiğimizi görebiliyoruz. Hayır, bence normalleşemedik. Çünkü normalleşmiş olsaydık eğitime mesela ben devam edebilirdim, yüz yüze eğitimime. Maalesef hayır, maskeleri çıkartamadık hala. Tam anlamıyla normalleşemedik çünkü esnaf olarak sıkıntılarımız büyük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası 1 Haziran'la birlikte yeni normalleşme sürecine girdik. Bakalım Kayseri halkı normalleşebildi mi? Hayır. Neden? İlk başlarda uymadık. Daha ilk başlarda gevşek bırakıldığı için şimdi sıkı yaptılar. Evlere kapanma da zaten hiç kapanmıyor. Hiçbir yerde polisimiz bile maske takmıyor. Zaten vatandaş aslında tüm normaldaydı. Yani öyle kendini koruyan kişiden çok azdır. Mesela buraya geliyorlar, oturuyorlar. Şu karşımız işte şey biliyorsunuz. Hepsi serbest. Normal hayatta gibi yaşıyorlar insanlar. Zaten ne pandemiye dikkat alan var, ne normalleşen var şeyden. Hep serbestlerdi insanlar yani. Yani daha henüz normalleşemedik. Şu an vatandaş hali hazırda olan bütçesini, yani elinde bulundurduğu parayı harcamaktan korkuyor. Hani bizim tüccar bakış açısıyla gördüğümüz bu. Yani sürekli bizim aktif hali hazırda işte alım yapan müşterilerimizin birçoğu artık birçok ürün lüks tüketim ürünü olarak, psikolojik olarak öyle zihinlerinde oturduğu için adam iki tane ihtiyacı varsa bir tane alıyor. Veya almıyor veya alacaksa bir sonraki aya, bir sonraki mevsime atabiliyor bu durumu. Vallahi henüz normalleştik diyemeyiz yani. Evet, normalleşebildik. Gayet güzel gidiyor bence her şey. Kararları güzel buluyorum. Gayet güzel buluyorum, evet. Her şey yerli yerinde diye düşünüyorum. Şimdi normalleştik derken hasta sayılarını maalesef koronavirüs dolayısıyla artırdık. Nasıl oldu bu? Devletimiz geçmiş yılda biliyorsunuz tedbirler aldı. Ne yaptı? Kısmen lokantalar, restoranlar, kafeler bilmem iş yerlerini açtı. Yani hem hasta sayılarımız azalsın hem de esnaf mağdur olmasın diye açtı. Normalleşemedik çünkü daha henüz bizim asıl işimiz haç ümre. Yani aşağı yukarı 15-16 aydır kapalı. Yani geliyoruz gidiyoruz ama işte tabii yapacak bir şey yok. Bu dünya genelinde gelen bir sıkıntı. Aşacağız inşallah. İşte koronavirüsle nasıl mücadele edilir? İşte Dünya Sağlık Örgütü bununla şeydi ama bizler de yani bireysel olarak birebir herkes yani mesafesini, maskesini takacak, kontrol edecek, böyle aşılacak. Yani şimdi mesela sağ olsun devlet aşı çıkarttı. İşte aşılarımızı oluyoruz. Aşacağız inşallah. Hayır, normalleşemedik. Daha normalleşmemiz için çok uzun süre lazım. Çünkü dikkat etmiyoruz. Dikkat etmediğimiz için de bakın ortalığın kalabalığını görüyorsunuz. Ben ihtiyacım olmasa çıkmayacaktım. 79 yaşında babam var. Onun ihtiyaçlarını görmek için çıkıyorum ama insanlar hepsi gezmek için dışarı çıkıyor. Ben bundan 33 gün önce eşimi kaybettim. Ama insanları görüyorsunuz, herkes dışarıda. Farkında değiller, ciddiyetin farkında değiller. Başlarına gelmediği için bilmiyorlar. Çok zor ama insanlar hiçbir şeyin farkında değil. Bakın ortalığı görüyorsunuz. Herkes birbiriyle kol kola, dip dibe. Yani bu nasıl olacak? Hayır, bence normalleşemedik. Çünkü normalleşmiş olsaydık eğitime mesela ben devam edebilirdim, yüz yüze eğitimime. Şu an 13 Eylül'de üniversitelerin açılacağı söylendi, evet. Ama daha öncesinde biz 1,5 yıldır uzaktan eğitim görüyoruz. Ve biz bu eğitimle mesleğimizi icra edeceğiz. 1,5 yılda yeni akla gelinebildik. Bu çok acı bir durum. Keşke daha önceden önlem alınsaydı. Daha önce üniversite öğrencileri ilk aşı çıktığı zaman aşılansaydı ve biz de eğitimimize devam edebilseydik. Bu kadar uzun sürmesi gerçekten çok acı. Ama umarım bundan sonra eğitimimizi yüz yüze gerçekten devam edebiliriz söylendiği üzere. Ve mesleğimizi daha iyi icra edebiliriz ileride de. Çevreye baktığımızda normalleştiğimizi görebiliyoruz. Peki alınan kararları nasıl buluyorsunuz?
Alınan kararların biraz ekonomiyi etkileyeceğini düşünerek alındığını düşünüyorum. Çünkü turizm sektörünün canlanması mecburen ekonomik açıdan toparlanmamız için gerekli olan bir durum. Haliyle bunu gözetmek adına da bu serbestleşmeyi de hızlandırdıklarını düşünüyorum. Ama olmamalıydı. Ha niye çıktık? Acil ihtiyaçlarımızı gidermek için. Ben yaklaşık 1,5 senedir gerçekten evde kendimi izole etmiş ve çok fazla dışarıya çıkmamış bir insanım. Ama artık gerekli ihtiyaçlarımızdan dolayı mecburen çıkmak zorunda kalıyoruz. Ama görüyorum ki insanlarımızın çok acili olan da çıkıyor, olmayan da çıkıyor. Normal karşılamıyorum. Bu kadar. Peki sizce koronavirüsle nasıl mücadele edebiliriz? Edebileceğimizi düşünmüyorum ya. Aşı zaten şu an çok bizi kurtaracak kısım. Onun da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Maalesef hayır, maskeleri çıkartamadık hala. Peki koronavirüsle nasıl mücadele edebiliriz? Vallahi bilemiyorum. Yasaklar falan kafi gelmiyor. İş yerleri açık olduğu için fabrikalar falan. Muhakkak evden biri muhakkak oralara gidiyor, çalışıyor. Dönüşte de hani oralardan virüs getirebiliyor. Kapanmalar tam yeterli olmuyor. Aşıyla büyük ihtimal aşı herhalde çözüm olacak diye umut ediyoruz. Tam anlamıyla normalleşemedik çünkü esnaf olarak sıkıntılarımız büyük. Satışlarımız durma noktasında. Ekonomik kriz yaşıyoruz yani. Peki koronavirüsle nasıl mücadele edebiliriz? Elimizden geldiği kadar dezenfektan ürünlerine, sonra temizliğimize dikkat ediyoruz. Yani sağlığımıza dikkat etmeye çalışıyoruz.